Herkese merhaba, ben Şenol. Norland'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet, bir miktar öğrenip oynamak daha faydalıydı ama işte yayında oynayacak vakit bulamadım. Onun için burada birlikte daldık olaya. Fakat videoya da baktım ama yani hani tamamen körlemesine de girmedim. Öncelikle bunlara eleman atamadan da çalışıyor olması lazım. Yanlış anlamadıysam çünkü videoda falan o şekilde hallediyorlar. Belki ayarları farklıdır ama ona bir şey diyemeyeceğim. Ona maalesef bir şey diyemeyeceğim. Onun dışında insanların tüketim kısımlarıyla birlikte mutluluklarını da idare edebiliyorsunuz. Bu yerel pazarı hallediyor ve tavern de var tabi burada. Birim başı miktar var, toplam miktar, kullanılan miktar var. Hani günlük miktar var, bir de birim başına verilebilecek miktar var. Özellikle birayı çoğaltarak mutluluğu arttırabilirsiniz tarzı yorumlar var. Fakat daha doğrusu bir şey satamadım, şey yapamadığımız için, üretemediğimiz için oradan biraz sorun oluyor. Bu ne istiyor ya? Köyler 3 günden sonra maliye menüsünden sağ tarafından ayarladığın maaşlarını alırlar. Pazara giderek bir birim gıda alır ve kalan paralarıyla da yorgunluğunu gidermek için tavernadan bir birim alkol almaya çalışırlar. Yani bir yerden maaşı veriyorum, öbür taraftan tavernadan paralarını mı alıyorum? Ulan var ya, şaka gibi. Bir de vergi alsam var ya, yürüyeceğiz ha. Harbi diyorum ya. Yürüyeceğiz. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Çok ince detaya girmeyeceğim. Şu an o kadarına değil. Ve geçen doğru. Burada çalışırlarken gelmeleri biraz vakit alabiliyor. İmparatorun rüyası son savaş. Bu ne lan? Bu gece son imparator Maximilian'ı gördüm. Sevecen aile bana ihanet etti. Kızıl tahtı ele geçirmek için Sofia ananın sözlerinden döndüler. Benim soyumun devamı ve senin kaderin olan ailen kiliseye karşı gelmeli. Bana ait olan kaleyi geri almalı ve yeni bir imparatorluk kurmalı. Ama her şeyden önce Norland'ın birlik olmasını sağlamalısın. İster kalemle ister kılıçla. Kılıç idi. Hanemizin amacını buldum sanırım. Bir vasal eyaletin hükümdarı ve Özgür Şehirler Birliği'nin lideri olarak 15 Norland vilayetini kendi kontrolünün altında birleştir. Kendini yeni imparator olarak ilan ettikten sonra kilise engizisyonuna meydan okuyarak inanç kayasını ele geçir ve kızıl tahta hak iddia et. Oğlum yüzüklerin, yok yüzüklerin efendisi, yüzüklerin. Güncel ilerleme, hükümdarlığı boyunca vilayetlerin nüfusun 65 kişiye ulaştığını ilan et. Tabi. O niye olmasın? Emrin altında vilayet. Aha, 0/12. Hayırlısı be. Yani neden olmasın? Belki olabilir de olmayabilir de. Aa, kendi şeyinde de bir şeyler şettirebiliyorsun. Haydut kiralama mı? Vay arkadaş. Buralarla haraç 4 günde 48. Savunucular tıkladığın zaman göçü yönetmek için diyor. Burada kendilerini korudukları şeyler de var. Haraç 4 günde. Oğlum! Bölgeleri alınca iyiymiş o. Neyse, ilk başta bir ticaret olayına bakacaktım bu arada. Ne oldu lan? Ne oldu? Evlilik çağına geldi ve asil taleplerden teklif bekliyor. Evlendirerek de yapabiliriz o işi. Siyaset mi şey muhabbeti, ittifak daveti? Çavdar tarlası ve değirmen öğrenildi. Hurray! Dur bir dakika, her şeyi aynı anda yapmaya çalışmayalım. Bu arada elemana verdik, al abi, tamam, talimatı verdi buraya. Şimdi de buraya gidiyor herhalde, buraya talimat verecek. Gün içinde bir sefer şettirdiği zaman al lan, buna da talimatı ver. Bir dolaş bunları, talimatları ver. Onlar çalışır, tamamdır. Şu an çalışıyorlar şalgam tarlası. Elemanı veriyorsun, eleman dolaşıyor, talimatı veriyor, çalışmaya başlıyorlar. Güzel. Kaynak. Çavdar, o da mı buraya? Oğlum onu bari aşağı koyaydık. Al, %100 verimlilik. Bam. Üretimde de değirmen geldi. Burada da un üretilir. Bunların karşısında saçma mı olur? Ya niye saçma olsun ya. Yolları falan büyütürüz herhalde daha ileri doğru. Tamamdır. İçki imalathanesi. Buraya yönetici. Abi.
Yönetim herifin iyi güzel de yani bu mu dolaşacak hep buraları ya? Öyle bir şey olabilir mi ya? Mümkün mü? Adama bir şey öğretemeyiz ki bu sefer. Mingo. Bak Thank gidiyor, you. talimat veriyor. For Kardeşim bak şöyle yapacağınız, böyle yapacağınız, ağzınızı burnunuzu kırarım falan mı diyor artık, ne diyor? Hatun mu boşta? Galiba. Doğru gübreleme. Ne sağlıyor lan bu? Tarlaların gübrelenmesini kullanılan odun... Tarlaların gübrelenmesini odun mu kullanılıyor? Bu da ilginç bir şey. Tamam bunu öğrendik. Mor olan herhalde öğrendiğimiz anlamına mı geliyor? Yo, bunlar da mor. Ekstra herhalde. Şalgam tarlasının verimliliğini arttır ya. Öğren. Buyur tatlım. Git öğren işinle. Hayret bir şey. Mingo. Sıkıntım var. Olay ne? Yeah, well, I give a good eye. I need eat coming off. Give one Oliana, ne yapıyorsun? Hasta mısın sen? Niye böyle rengin bedin benzin? Hamile. Oy. Bizimki hamile. Tamam bu. Çocuğu bununla yapıyor değil mi? Yanlış bilmiyorum. Karıştırmayalım oğlum sonra. Yok bununla yapıyor çocuğu. Eş Oliana. Bunda eş yok. Zivoslav. Zivoslav'a Hatun ayarlayabiliyorsun. Ben onu merak ettim ya. Araya sokuverdi. Aklımda o yoktu bile. Çağına geldi ve asil talip. Tamam. Asil talip. Bu ne lan? Ha tamam. Seçenek bu. Zaten tek bekarımız bu. Hadi bakalım. Bu neymiş lan? Orada da yakalanan biri var herhalde. Allah aşkına şimdi evleneceğimiz hatunu da tutup şey yapmasınlar ya. Ne oluyor lan orada? Tarafsızlaştırma emri. Burada da evlenecek birileri varmış. Her yerde de evlenecek bir şey. Yalnız bunların arası daha büyük la sanki. Ya şey olarak hani böyle içe doğru girersek diğer komşularla da iletişim kurarız falan gibi. Haritada 15 tane şey var mı? Var herhalde ya. 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oho var var var. Tamam sıkıntı yok var abi var. No problem. Gayet var yani. Orman Anadolu köyüne doğru mu ilerliyor? Dalga geçiyorsun. Nerede lan şerefsizler? Biz neredeyiz oğlum? Kafa karıştırma ya. Abi şunlarla bir savaşabilir miyim ben ya? Valla saldırasım var. Sonuçları. Haydut kampı yok edilir. Komşularla ilişkiler iyileşir. Kamptaki esir zafer durumunda özgür bırakılır. Muhtemel ganimet. Şimdi saldırmaya teşebbüs etsem dünya haritasında seçilebilecek bir ordu yok. Yerel haritada yeni bir birlik oluşturmaya teşebbüs etsem ordunun lideri tabii ki bu olacak. Bu şekliyle değil mi? Mevcut bölük oluştur desem şöyle seçsem zafer şansı %63. Gir ulan gir. Döner bıçaklarıyla dalalım. Herifsizlerden kurtulalım ya. Diyorlar mı acaba? Emin değilim. Yönetici olarak hep aynı kişiyi işlettirmek de pek. Lan çok da şey değilmiş aradaki fark be. Tarlaya da hatun bakıversin. Aha. Gidiyorlar galiba ciddi ciddi. Burada gözükmüyor değil mi? Buradan fiziksel olarak görecek miyiz biz o işi ya? Aha vendor geliyor. Param yok zaten. Bayağı haritadan çıkıyor musun? Paralı asker geldi. Oğlum. Ha? Nereye yolladım ben bunu ya? Evliliğe yolladım o muydu? Oydu benim. Ulan ben yanlış adama mı bakıyorum? Heh. Ben nasıl buna bakacağım ya? Ordu diye takip ettiğim benim Allah canını almaya.
Oğlum bu harita ne kadar geniş ya. Bakıyorum etrafa doğru da. Gidiyor da gidiyor ha. Maşallah. Ordu onlar da mı sola doğru gidiyor? Yok. Bunları izleyemiyor muyum ya? Efendim, bu birliktelik beni çok mutlu etti. Akrabalık ilişkileri her zaman taş gibi sağlamdır. Ve krallıklarımız arasındaki arkadaşlığın da o denli sağlam olacağına eminim. Sana hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum ve bir an önce görüşmeyi diliyorum. Hükümdar seni de evlendi ve yakında şehrine gelecek diyor. Gelin hükümdarı ve senin hükümdarın arasında ilişki. Ha ha! Adam evlilik de o da evlilik deşettiriyor bak. Bir bağlantımız kuruldu. Burada bir görme durumu yok mu ya? Olması lazım ya. %60 küsur şansla kazanıyoruz. Ha? Yok göstermiyor burada. Ha savaşıyor muyuz? Emin değilim. Savaşıyoruz herhalde. Herhangi bir şekilde göstermiyor da. Aha. Haritada savaş. Otomatik savaş. Geri çekil. Haritada savaş. Allah. Nasıl yapıyoruz oğlum onu? Böyle hepsini tutma gibi bir şey var mı? Sağ tuş, sol tuş yani sağ tuş. Haydutlar nerede? Bir dakika, şuna tıklıyorum. Sağ tuş tıklıyorum gidiyor. 3 tane dallama var orada. Bizde okçu falan da var teknik olarak. Okçuları koru, arkada kal. Hocam. Okçuları korumak bana mantıklı geldi. Burada atacağım mı lan harbiden? Yiha! At at at. Okçular! Atın lan. Kafası gözü. Oğlum bayağı kafa gözü yarıldı. Sizin ben atacağınız oka sıçayım. Okçuları koruyacak oğlum bunlar. Vur ağzına burnuna. Oğlum bizimkinin içinden geçti. Hayır 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 hayır. Bazı yaralar sadece önemsiz morluklar veya ufak kesikler olabilecek ancak derin yaralar birkaç gün içinde iltihaplanabilecek kangrene sebep olabilecek. Abi anlamadım ama anladım diyeyim. Hadi ya devam et. Olayı görelim. Abi bizim zırhlı herif herhalde şundan dayak yemez yani. Bir kişi mi yalan oldu? Konuşlandırılan 6 ölü 0, kaçan 0, yakalanan 0, zafer. Konuşturulan 3 ölü 1, yakalanan 2. Tamam. Haydut kampı yok edildi. Komşularıyla 5. Madarşan sana olan tavır artı 12. Ganimet 75. 2 tane de eleman. Pathors. Pathors. Pathors kim abi? Pathors kim ya? Üf, isimleri de akılda tutmak. Bunu böyle kesintisiz oynayacağım baba. Kıvılcım ki. Ne? Ha, dönüyor muyuz? Tamam dönüyoruz dönüyoruz dönüyoruz. Sıkıntı yok. Mission complete abicim. Hallettim mi hallettim. Ondan bakın. Şununla oğlum Zırtoski burada değil zaten. Siz konuşun ne yapalım yani burada kim varsa o konuşsun baba. Biri konuşsun işte. Ha, geliyor gelmiyor. Olyana şimdi çıktı da yetişemez ki ona. İş, yalan olur. Ha bir dakika lan. Şimdi bunlar bizim temel elemanlardı. Bu yeni geldi. O mantıklı o zaman biz buna da bir kitap bir şey işlettirelim. Yay ustalığı falan karıyı savaşa mı götüreceksin oğlum? Şerbeti merbeti okut bari Allah'ın cezası.
Aha, Azizade Van dilini bilmediğinden bu irfanı öğrenemez. Hangi dilde yazılmış oğlum bu? Dil bilenler yazıyor. E, dil öğretelim. Dile... Yok, hayır. Nasıl öğreteceğiz dili? Attım. Eğitim. Genel eğitim ne mi oluyor? Üslup. Terbiye ve ikna becerileri geliştir. Genel eğitim olsun. Sana kocan öğretsin diyeceğim de. Tabii, kocan öğretsin ya. Birbirinizi öğretin. Bu da mı hamile? Lan ne yaptın? Yolda mı yaptın çocuğu? Ne? Bir dakika. Sarhoş mu? Oğlum ben karıştırıyor muyum eşleri ya? Bununla... Evet, karıştırıyorum işte. Allah canını almaya. Bu yeni geldi abi. Olyana zaten bizdeydi. Olyana'ya şu anda kayınço ne oluyordu? Yani bu baldıza öğretelim. İşler karışabilir. Olur ya, bu zamanlarda olur sıkıntı. Sorun yok. Buna asıl bir şeyler öğretmemiz lazım. Sana da Olyan öğretsin. Tren yapın arkadaş ya. Vallahi en temizi. Ne yapalım? Başka aklıma bir şey gelmiyor. Bira. Şunu birayı da öğrenseydi iyiydi ya. Tam bir halt edemiyoruz değil mi burada? Galiba. Lezzetli bira. Ha yok. O zaman yapabiliyorsunuz. Yani an itibariyle bugün şalgam alabilmişiz en azından. Onun dışında bir bok alamamış mıyız? Odun alabilmişiz, şalgam alabilmişiz. Onlar artı da. Bira kısmı... Mantar kaynaklı herhangi bir şey öğretemedik. Bir önceki güne gelsem, zaten rezaletti bir önceki gün. Daha yeni yeni bunları oluşturmaya başladık. Hayırlısı. Hızlı hızlı gitsin bakalım. Yani bunu ben zorluyorum ama galiba bunu bir oturup böyle bilmem kaç saat oynayıp böyle 10 numara 5 yıldız entrikalar falanlar filanlar öğrenip öyle işin içine burada girmem gerekiyor gibi geliyor bana. Haksız mıyım? Değil mi? Sanki olay oraya geldi. Mesela buyur. Un üretimini, kaçak içki üretimini buradan yazıyorsun. 10 tane 10 tane yapıyorsun 10 taneden. Şimdi şöyle dursun bakalım. Bu üretimi de ekstra sen şettiriyormuşsun. Bu arada bu yurt ha, tamam boş. Ben de yurt yapayım mı diye bakıyordum da alakası yok. Hepsi az az bir şeylerle ilgilensin ya. Hepsini bir yere yönlendirmek gayet mantıksız. Al mesela bak, galiba buraya gelemedi bile bu herif. Çok fazla yerle ilgileniyor ya. Galiba. Veyahut da savaşa da gitti. Ondan da olabilir. Ayrıca ben de yol da çizmedim. O da ayrı bir konu. Böyle bir şey de var. Şöyle koy. Çok mu yakın oldu? Ya. Biraz daha yakın yapılabilir. Ağaç da kesilebilir bu arada. Pazarın yanı mantıklı gibi de şu bir dakika. Şöyle daha mantıklı olur bir saniye. Şöyle. Şöyle. Buraya değil lan. Geri. Ağacı bir de yok edebilsek. Bir şekilde yok ediyorsundur herhalde mi? Bilemiyorum ne şekilde. Bu da çok alakasız oldu. Belki bir tane daha kışta yaparız yanına. Ya sonuç olarak üretimimiz var. Belli oranda şeyler yapıyoruz. Ama sadece detaylarını algılamakta zorluk çekiyorum. Şehrin inşaatı hızlandırmak için ardiyeler inşa et. Ardiye her
İşçisiz de doğrudan çalışabilir. Ardiyelerde ek inşaatçı işe alınabilir. O neymiş lan? Konutta falan mı? Hizmet bölümünde ardiye. Aynen. Kaynak depolamak, maaş vermek ve ek inşaatçı işe almak için. O kadar inşaata girmedik daha baba. Daracık oyun da milleti korkutayım ya. Daha mantıklı olmaz mı? Tüm ürünlerin piyasa hacmi arttı. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Valla elde olanlardan yapmadığım bir şey yok şu anda. Hepsine yönetici aktardım. Her gün mü yöneticiler buralara gidip söylemesi lazım ne yapacaklarını ya. Oy oy. İlla bir talimat almaları gerekiyor. Ya odun toplayacaksın oğlum yani ne kadar zor olabilir ya. Mal mısınız canım güzel kardeşim? Sığır mısınız? Bu arada bunlar... Bak bu üçüncü seviye mesela kereste. Bu ikinci seviyede. Bunları da arttırmamız lazım. Özellikle oyunun kendisi bile söylüyordu yani üçüncü seviye. Lazım. Olmazsa olmaz gibi bir şey bilmiyorum. Bunların seviyesi ciddi önem arz ediyor. Ama detay olarak söylediği de pek bir şey de yok. En azından benim gördüğüm kadarıyla. Neyse ben asıl en başta yapmam gerekenlerden bir tanesi. Biz ne üretebiliyoruz abi şu anda? Şalgam üretiyoruz. Odun üretiyoruz. Un üretiyoruz. Kaçak içki üretiyoruz. Zaten temel şeyler. Bu yandakiler galiba kaçak içki mi? Ne alabiliyordun sen? Ticaret. Ot ne oğlum? Bunlardan kaçak içki satın alabiliyorum. Veyahut da ot satabiliyorum. Tamam bunu geç. İlla bunlar şart değil ya baba. Bunlara hiçbir şey yapamıyorum. Galiba belli bir oranda ilişkiye mi ihtiyacım var? Evet. Belli oranda bir ilişkiye ihtiyacım var. O da ilişkiler hükümdara hediye. 200. Geçen oğlum 268'im var lan. Onu vermem ben ona. Biraz o zaman para kazanacağız. Hükümdara hediye vereceğiz. Ve hatta elçi gönderebiliriz. Et börü abi mı? Karakterler birlikte et börü avına çıkıyorlarmış. Ne ilginç. İttifak daveti falan da bunlar için ekstra şeyler gerek. Şalgam satın alma, demir satma oğlum. Zaten bunların hiçbirini yapamam ki baba ben. Yani onu geçeceğim. Şalgam satın alma, ot satma. Şalgam ben satayım size karaktere bak ya. Odun satma. Elçi yollasam ne fark ediyor? Becerisinin seviye farklılığından dolayı fiyat artı %24 olarak ayarlandı. Tamam bununla bir deneyelim bakalım. Zaten üstlerine tıklar tıklamaz gösteriyor. Sivri zeka. Odun satıyorsun, un alıyorsun. Demir satıyorsun, un alıyorsun. Çiçek olayına bir bakmam lazım. Çiçek olayını kavrayamadım. Yani şurada gösteriyor. Bende herhangi bir olay yok. Çiçek dediğim kuvvetle muhtemel şerbet otudur o ya. Şerbetçi otudur değil mi? Ne olacak ama? Böyle baktığın zaman çünkü yok şerbetçi otu en baştaki lan. İhtimalle yani. Bilmiyorum. Şey diyemeyeceğim. Neyse evlendik, savaştık. Bayağı kanlı manlı bir şeydi böyle ilginçti. Ölenimiz yok herhalde değil mi ya oradan? Sıkıntı olmadı inşallah. Orduyu biraz kuvvetlendirsek fena olmaz. Ama onun için de ekstra adam lazım. Yavaş yavaş çoğalıyoruz. Belli ki doğru bir şeyler yapıyorum herhalde. Şey diyemeyeceğim. Değirmen çalışıyor. Keresteler çalışıyor. İçki de üretiyoruz. Tarla da çalışıyor. Ha bir dakika. Şu tarla hiç çalışmıyor değil mi lan? Çavdar galiba Çavdar. Daha siftahımız yok değil mi? Çavdar hangisi oluyor? Elbet burada olduğunu gıda içecek. Ya da bir tanesi. Bir onun galiba üretimine tam giremedik ama tarlayla oluşturmak biraz zaman alır. Drillman de müzik çalmaya gidiyormuş.
Bu da bir acayip bir tip. 32 yaşında. Dolanıyor, içiyor, sıçıyor, takılıyor. Ne yapıyor bilmiyorum. Neyse, dediğim gibi ben bunu bir miktar öğrenip öyle dalabilirim abi bu işe. Yani başlangıç olarak, ama dediğim gibi hani en azından belli bir miktar içeriğini gösterebilirim. Çok yürüyemesem de. Oturup bilmem kaç saat ben bir gömeyim buna. Ondan sonra beğenirsiniz tabii. İzlenme, beğenmelere bağlı. Duruma göre tekrardan şettirebilirim. Bölüm de bu kadar diyelim. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenmese basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break